Kardeşim hem çekim için çağırıyorsunuz hem bir tane oturak ayarlamıyorsunuz ya abinizi. Neyse burada idare eder zaten. Evet. Bismillah. Evet ne için çağırdınız beni? Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi sana sosyal medyadan gelen, merak edilen birkaç tane soruyu soracağım. Çok lüks bir hayat yaşıyorsunuz. İşiniz nedir? Bu kardeşimizin bizim lüks yaşayıp yaşamamakla ilgili hayatımızda herhangi bir şey yakalaması zaten imkansıza yakın. Neden derseniz? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Şuraya geçiyoruz bakın işte bayağı yoğun harfiyat var, yoğun işte iş var. Bir kere bile elhamdülillah açıktan para istediğimizi göremezsiniz çünkü neden? Önceki yer yetmiyor muydu? Neden daha büyük bir yere geçme ihtiyacı duydun? Hoş geldin. Bugün inşallah sana sosyal medyadan gelen çeşitli soruları soracağım. Tamam. Belki birçok kişinin kafasını karıştırabilecek, belki aklına gelmiş düşmüş sorular olabilir. O yüzden bu olur, merakı güzel. Gidermek için seni buraya davet ettik. Olur güzel. İnşaat kombinimiz, inşaattayız. İnşaat kombinimiz, inşaat bu tam şey masamız bu. Amele otura. Biz oturuyoruz işte yüzümüne yoruldukça. Bu şekilde devam edelim evet. Seni dinliyorum. Sosyal medyadan gelen bir yorum üzerine. O yorumu okuyayım. Zaten o genel çerçevede orada tüm soruları barındırıyor kardeşim. Hepsini güzel bir şekilde yazmış. Orayı okuyayım istersen ondan sonra cevaplamaya başlayalım. Yaptığınız şeyi her ne kadar takdir etsem de özür dileyerek bir soru soracağım. Bu medreselerin çarkı nasıl dönüyor? Takip ettiğim kadarıyla arkadaşlarınızla çok lüks yaşıyorsunuz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? Umarım soruma cevap alabilirim. Ya soru bilmiyorum. Yani tabii ben bunu ilginç karşılıyorum da belki birçok kardeşimizin kafasındaki soru işareti bu olabilir. Öncelikle şunu bir açıklık getireyim. Lüks dedi. Bilmiyorum ya yani biz yani yelken olarak ne ben ne Murat abi ne de işte bizim kardeşlerimiz lüks bir yaşamımız yok. Zaten şahsi hayatımızı paylaştığımız bir alanımız da yok sosyal medyada. Biz fotoğraf paylaşmamaya zaten dikkat ediyoruz aslında. Ya sadece böyle hani İslami anlamda anlatabildiğimiz içerikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Zaten biz geçmiş hayatımız olarak üniversite, öğrenci hayatı, bir de medya hayatı çok yaşadığımız için öyle lüksü açıkçası çok fazla bilmiyoruz. Şu an elhamdülillah çok mütevazi bir hayatımız var. Tabii ki temiz giyinmeye, temiz işte bir şeyler giyinmeye çalışıyoruz ama öyle lüks bir hayatımız yok. Belki başkaları karıştırmış olabilir ama öncelikle söyleyeyim. Bizim öyle bir olayımız yok. Bu bir. Bu kardeşimizin bizim lüks yaşayıp yaşamamakla ilgili hayatımızda herhangi bir şey yakalaması zaten imkansıza yakın. Neden derseniz yediğimizi, içtiğimizi, gezdiğimizi zaten paylaşmıyoruz. Neredeyse bir buçuk hatta belki iki senedir hem yelkende hem işte şahsi sayfalarımızda hem Murat Çağırcı'da hem işte Volkan Atmaca'da İslami içerikler paylaşıyoruz. Öyle kendi şahsımızla, hayatımızla, özel hayatımızla ilgili paylaşımlar yok. Belki karıştırmış olabilir. Bir de ne işle uğraşıyorsun diye sordu. Biz yıllardır bu hakikatlere tanıştıktan sonra hep duamız şuydu Allah'ım hem elhamdülillah gelirimizi kazanabilelim hem de full işte kendimizi medresemize verebilelim diye. Elhamdülillah arkadaşlarımızla yine bu yolda mücadele eden arkadaşlarımızla kurmuş olduğumuz bir e-ticaretimiz var. Hepimizin çeşitli orada görevleri var. İşte masa başı işler yapıyoruz. Orada bilgisayarımızda günün hangi saati olursa olsun, sabah olsun, gece olsun, öğle olsun fark etmez. Rahat bir şekilde işimizi halledebiliyoruz. Onun dışındaki geri kalan vaktimizde medresimizi harcayabiliyoruz. Şimdi yeni bir yere geçeceğiz, ya büyük bir yere geçeceğiz. Birçok da ihtiyaç olacak. Peki bu değirmenin suyu nereden karşılanıyor? Bu soru da evet belki çok fazla akla geliyor. Özellikle şöyle bir dönemde 90 metrekareden işte böyle bir yere geçmek, bir büyük bir yere geçmek birçok belki bizi seven, iyi niyetli de olsa, kötü niyetli de olsa insanların takip eden aklına gelmiştir. Şöyle söylemek istiyorum. Aslında arz talep meselesi. Şöyle arz talep meselesi. 90 metrekare bir yerimiz vardı. Bilenler bilir. Biz pandemiden önce 3 ay orada sohbet yapabildik. Ve hesapladığımızda sohbetlerimize 200 yakın kardeşimiz geliyordu. Bir ayda 1000 aşkın kardeşimiz geliyordu. Bizzat medresinin içine giriyordu. Yani sosyal medyadan ulaştığımızda saymıyorum. Dolayısıyla çok aktif bir sirkülasyon vardı. Hafta içleri ders yapıyorduk. Neredeyse her gün dersimiz oluyordu orada. Her gün sohbetimiz oluyordu. Sohbet dışında gelip derdini anlatan birçok kardeşimiz oluyordu. Pandemiyle birlikte bu tamamen kesildi. Biz bile çok dikkat eden bir ekibiz. Çünkü sayımız az 5-6 kişiyle 15-20 kişinin yapmaya çalıştığı bu faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Sayımız 5-6 ve gerçekten sosyal medyaya baktığında, YouTube'a baktığında, içerideki sohbetlere baktığında dersin ki dışarıda 15 kişilik bir ekip var gibi gözüküyor ama biz 6 kişi 7 kişiyiz biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla pandemiye çok dikkat ediyoruz. Dışarıdan geliş gidişleri mecbur. İlk başta zaten yasa olarak kapalıydı. Ama son zamanlarda açılsa da biz yine ona set çektik. Çünkü biz bir korona olduğumuzda 6 kişinin 5'i zaten korona oldu. Bir iki hafta hiçbir şey yapamadık. Bu ciddi manada mesuliyet de olabilir bizim üstümüzde. O yüzden çok dikkat ettiğimiz için sohbetlere gelen
çay içmeye gelen, zaman geçirmeye gelen yüzlerce abimiz, kardeşimiz gelemedi. Rusya'dan arıyorlar bizi. Videomuzu izlemiş, arıyorlar. O adama sen abi gelsen de seni alamayız diyoruz. Almanya'dan bir anne arıyor. Oğlumu alıp geleceğim diyor. Bak oğlumu alıp geleceğim. Çok büyük derdi var. Videomuzu izlemiş. İşte Allah'ın izniyle, ayetler, hadisler, risanurlarla derman bulacağına inandığı için gelmek istiyor. Ona diyorsun ki abla bir pandemi var, gelemez. Dolayısıyla bu şekilde çok set çekildi ama bizi seven, sürekli bizim yanımızda olup işte bize destek veren kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Onlar artık yeni bir yere geçelim, elimizi taşın altına koyalım ve sohbetleri açalım dediği için biz buradayız. Yoksa hadi hurra biz geçelim, ya gelir muhabbeti bu zaten istidat lisanıyla sebepler derseniz zaten zor bir şey, mantıklı bir şey değil. Sosyal medyada zaten şuraya geçiyoruz bakın işte bayağı yoğun harfiyat var, yoğun işte iş var. Ama bir kere bile elhamdülillah açıktan para istediğimizi görmezsiniz. Çünkü neden? Çevremizdeki işte bizi tanıyan, bizi bilen, bu yolda işte bize destek olan abilerimizle, kardeşlerimizle üstesinden gelmeye çalıştığımız biz işte yolun içindeyiz. O yüzden hani soru çok normal. Burada değirmenin suyu nereden dönüyor? Bu değirmenin suyu işte hayırsever insanların sadakaları, zekatlarıyla dönüyor. Ve gerçekten bizi yakından tanıyan, yıllardır bize birlikte olan ve artık hadi bir yere geçelim ve buraya açalım, sohbetler başlasın, kardeşlerimiz gelsin, bu iman hakikatlerini, Risale-i eserlerini dinlesin diyen belki de bir avuç abimizin, kardeşimizin koşturmasıyla, elin taşın altına koymasıyla bu iş oluyor. Yoksa onun dışında bak YouTube'dan reklam göremezsin. YouTube'dan reklam açmıyoruz. Katıl butonu bize açık değil mesela. O da bak bu yanlıştır demiyorum. Olabilir. Ama biz dikkat ediyoruz buna yani. Bu en başından beri dikkat etmeye çalışıyoruz buna. Ama şu sıralar elhamdülillah özellikle 1,5 senedir oldukça fazla dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani bu kısaca bu değirmenin suyu yardımsever insanların kendi yardım etmeleriyle oluyor. Geliyor. Var mı ihtiyacınız? Şunu karşılıyor, şunu alıyor. Yoksa herhangi bizim işte sen şunu ver, sen şunu ver sistemi kesinlikle yok yani. Bu güzel bir sistem değil bizim için. Az önce bakın siz de şahit olduğunuz çekimden önce bak ta Esenyurt'tan bir abi kalktı geldi bizim için. Kendisi istedi. Kendisi gelmek istedi. Kendisi ölçü almak istedi. Mobilya için geldi mesela ölçü aldı. Başka bir abimiz var elektrikçi. Bütün elektrik işini o yönetiyor. Başka bir abimiz var mimar. Ama gönüllü bir şekilde bütün buradaki sistemleri o yönetmek istiyor. Yönetiyor da. Fransa'da olsun, Almanya'da olsun, yurt dışında bizi çok seven, her geldiğinde bizi ziyaret eden çok güzel insanlar var. Abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hep onların destek ve yardımlarıyla bu muhabbet dönüyor yani. Kısacası değirmenin bu suyu güzel insanların güzel destekleri oluyor yani. Başka herhangi bir olay yok. Herhangi bir işte reklam açma, para kazanma gibi bir olayımız yok yani. Peki neden yeni yere geçiyoruz? Diğer yer yetmiyor muydu? Yani buraya geçmenin amacı ne? Bu sırada birkaç kişiden duydum. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bazı insanların hedefleri düşüktür. O ona yeter. Ama bazı insanların hedefleri yüksektir. O ona yetmez. Bizim hedeflerimiz çok yüksek. Allah'ın izniyle. Ehl-i sünnet vel cemaat kalarak. Risale-i düsturlarına uyarak. Bu iman hakikatlerini kardeşlerimize anlatmak istiyoruz. Bir önceki yerimizde tek bir katımız vardı. Yani tek bir sohbet salonumuz vardı. Sohbete gelen kardeşlerimiz veya konuşmaya gelen kardeşlerimiz hep aynı yerde. Derste orada dinliyorlar. Risale-i Nur'da okuyorlar. Çayını orada da içiyorlar. Herhangi bir farklı bir alana geçeyim, farklı bir hava alayım. Terasımız zaten küçük ama her taraftan yağmur alıyor, su alıyor. Oraya çıkamıyoruz. Dolayısıyla orası bizim için gerçekten ikinci vites diyebiliriz ama biz 5. vitese çıkmamız lazım. Çünkü sosyal medyada çok fazla dinsizliğe yayan, çok fazla ekip var, çok fazla videolar var. Bizler sosyal medya ekibimizi büyütemiyoruz. Bakın orada 7 kişiyiz. Neden 7 kişiyiz? Neden daha fazla kişiyi arttıramıyoruz? Bak işte kamera karşısında arkasında kardeşlerimle kalmak istiyor. Yok diyoruz. Neden? Çünkü bir tuvalet var, bir banyo var. Sabah namazında kalktığımızdaki hali hatırlayın. Yarım saat tuvalet sırası bekliyorsun, yarım saat abdest sırası bekliyorsun. Şimdi biz istiyoruz ki ekip 7 kişi değil de 17 kişi olsun. O zaman YouTube'u, TikTok'u, Instagram'ı, Facebook'u, Twitter'ı çok daha fazla kardeşleri fedakar kardeşimizi çok daha fazla kişiye bir şeyler ulaştırmak için çabalayabilirsin. Buraya bir geliyor belki yüzlerce kişi gelecek. Ekibin fazla olunca ilgilendiğin kardeş sayısı daha fazla artabilir. Mesela geçen bir olay oldu. Aşağıda çekim yapıyorduk bir katımızda. Diğer katımızda kardeşlerimiz montaj yapıyor. Ben bir ses duydum şimdi. O kadar küçük yani. Yukarıdan ses geliyor. İsmail'in galiba. Bağırdım İsmail'e. Kardeşim bir sus dedim yani. Çekim yapacağım. Sonra işte şeye girmiş. Mutfağa girmiş. Mutfakta canlı ders yapıyor kardeşlerimizle. Risale dersi yapıyor. Ekiple birlikte. Yani gerçekten mücadele ettik bu süreçte. Gerçekten zorlandık. Yazın sahillerde yaptık. Bir yere gittik çok ses oldu. Başka bir yere gittik çok ses oldu. Ondan sonra terasa geçtik. Bak beşerli gruplar yaptık. Normalde belki bir sohbet yapsak 50 kişiye tekte anlatacaksın ve okuyacaksın değil mi? Ama biz o 50 kişiyi ona bölüyorsun. 20'ye bölmek zorundasın. Çünkü yer dağılığından dolayı pandemiye dikkat ediyoruz. Peki burada neden? Bakın burada belki görmüyorsunuz ama inşallah belki fotoğraf koyabilelim. Nereden baksanız 3'te 1'lik 3'te 2'lik kalan cam. Burada açtığında camları, açtığında burayı çok rahat hava sirkülasyonu olan bir yer. Maskesiz isteyen dursun, isteyen maskeyle dursun. Alan geniş. Altta yine 100 metrekarelik bir sohbet salonumuz olacak inşallah. İşte mütalaa odamız var. Nereden baksan bir belki de 30-40 metrekarelik toplantı odamız yani ders odası. Dolayısıyla böyle bir yer bizim için şarttı. Hem sohbetlere başlamamız için hem yurt dışında hem yurt içinde sohbet etmeye gelen, derdi olup derman aramaya gelen birçok kardeşimiz artık kapımız açılacak. Ekibimizi inşallah büyüteceğiz. Yani ben üzülürüm açıkçası. Adam ateizmle bir video yapıyor. 45 dakikalık video. 1,5 milyon kişi izliyor. Burada izlenme
öğrenme bizim için bir önemli değil. Sayılara biz takılmayız. Biz vazifemizi yaparız. Vazife ilahi karışmayız. Ama biz istiyoruz ki Allah'ım 7 değil de 10 kişi olabilelim. Olalım. 10 kişi mücadele edelim. Bir kişi mi izledi? Umurumuzda değil. Ama biz mücadele edelim. Öyle bir yeri geliyor. Aynı kişi video çekiyor. Aynı kişi senaryo yazıyor. Aynı kişi montaj yapıyor. Halbuki bunun yerine 3 kişi olsa daha böyle zamanımız olacak, daha fazla gayret edebileceğiz. Aslında amacımız bu. Hem inşallah ekibi burada büyüteceğiz, hem buraya gelip giden kardeşlerimiz olacak. Bakın buranın arkası yol, cadde. Gazipaşa Caddesi. Marmara'dan çıkan direkt buraya geliyor. Şurada milyonlarca insan geçiyor şu yoldan her gün. Ve biz normalde belki kardeşimiz konuşuyordu, denk geliyor. Ateist biri denk geliyor veya deist veya kafasına soru işareti olan biri. Diyor ki bak diyor şu sokakta bir yer var, gel. Ya gelmiyor adam, niye gelsin ki oraya? O burada bir denk geldiğinde bak kardeşim şurayı görüyor musun şu bina, hemen çık. Orada bedava kahveni iç, çayını iç. Orada muhabbet edersin. Kafandaki soruların cevabını alırsın. Böyle çok güzel projelerimiz var. Kur'an-ı Kerim dersi yapacağız mesela. Orada yapamıyoruz. Çünkü abi alanımız yok. Aynı anda iki tane ders yapamıyorsun. Ama biz aynı anda belki burada 4-5 tane ders yapabileceğiz. Risale-i Nur dersi yaparken bir tarafta Kur'an-ı Kerim dersi yapacağız. Bir tarafta belki siyer dersi olacak. Çok çeşitli derslerimiz olacak her yaşa inşallah. Dolayısıyla bu yer bizim için çok elzemdi. Risale-i Nur okuyan bir insan tabii ki yerinde duramaz. Koşturur, mücadele eder. Üstad Hazretleri'nin Tarih-i Hayat eserinde geçen bir sözü var. Bir gazeteci ona bir soru soruyor ve o çok muazzam bir cevap veriyor. Hatta o yeri okuyayım bizzat. O yerin üstüne de işte neden böyle bir çabanın içindeyiz daha iyi belki anlatmış oluruz. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar, farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Biz de Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi karşımızda müthiş bir yangın var ve o yangını söndürmeye elimizle nurla koşuyoruz ve koşmaya inşallah da devam etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bazı şeyler bizi kısıtlar ama kabuğumuzdan çıktığımızda inşallah birçok belki kardeşimizin iman etmesine, namaz kılmasına vesile olabiliriz. Şimdiki yerimiz de böyle bir hayalle, böyle bir gayeyle tutulan bir yer. Duanızı eksik etmeyin. İnşallah bir önce bitirip, içine geçip, videoları çekeceğimiz, sohbetleri yapabileceğimiz, nereden gelirse gelsin erkek kardeşlerimizin gelip iman hakikatlerini öğrenebileceği bir medrese olacak inşallah diyelim ve başka sorunuz yoksa bitirelim. Var mı? Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Ben masamı alıp, sandalyemi alıp giderim. Thank you.